Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler tekrardan. Günümüz güzel, geleceğimiz parlak olsun inşallah. Sınavlarınızda da bu anlattıklarımız aklınıza nakış gibi işlensin ve inşallah teker teker böyle sorular yansın yansın sönsün. Yansın yansın sönsün, size Rabbim orada yardımcı olsun. Tabii gönülden geçen bu da inşallah çalışarak veya Rabbimin yardımıyla da sınavlarınızı kazanabilmemiz inşallah mümkün olsun. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere geçen denememizde veya anlattığımız konular içerisinde bölge, bölüm, yöre kavramı vardı. Burada kesmiştik. Kalkınma projelerinde kesmiştik. Şimdi bu videomuzda da sadece kalkınma projeleriyle ilgili size bilgi aktarımında bulunacağız. Buyurun başlayalım fazla uzatmadan. Ülkemizde arkadaşlar 1950 yılında başladı bu olay. 16-20 tane yaklaşık kalkınma projesi ayarlandı ve bunlardan günümüze kadar 5 tanesi, 6 tanesi gelebildi. Bunlardan bir tane GAP fizibilite çalışması tamamlanmış, uygulanmakta olan diye bilinir. Diğerlerinin büyük ihtimalle %80'i geçmiş fizibilite çalışmaları, uygulanma aşamasında kısmi kısmi girişler söz konusudur. Teker teker arkadaşlar bunları inceleyeceğiz. Yalnız size tavsiyem özellikle hangi illeri kapsadığını, ne projesi olduğunu mutlaka bilin. Hangi iller ortaktır, hangi il çıkartılmış, başka bir bölgeden dahil edilmiş şeklinde sorular gelecektir. Hatta hatırlarsanız bir sene Yeşilırmak Havzası gelişim projesinde olmayan il aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sormuşlardı. Bu yüzden bu iller bizim için önemli. Bakın, yine harita, yine harita, yine harita. Biz harita bilgimizin çok iyi olması gereken bir toplumuz arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu Projesi. 1970'li yıllarda asıl amacı sulama ve hidroelektrik enerji üretimiymiş. Şu anda öyle mi? Hayır. Kapsamı çok genişledi arkadaşlar. 1989'da yasal dayanağına kavuşmuş, Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma projesi olmuştur. Özellikle Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında bulunan 74 bin kilometre kareden fazla bir alan, 1 milyar hektar yapar arkadaşlar, onun sulanması amaçlanmış. Hangi illeri kapsar? Güneydoğu Anadolu bölgesinin bütün illeri, yani Antep, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, aynı zamanda Doğu Anadolu bölgesinden Şırnak dahil olmuş, Akdeniz bölgesinden de Kilis. Gerçi zamanında Kilis bu projenin yapım esnasında, ortaya çıkış esnasında zaten bölgenin bir ilçesiydi. Ama şimdi il oldu ve sınır olarak Akdeniz'de yer aldığı için böyle bir ifade kullanmak durumunda kalıyoruz. Arkadaşlar, bu projenin amaçları içerisinde bölgedeki eğitim seviyesinin yükselmesi, kurumlar arasındaki eş güdümü sağlamak, ulaştırma hizmetlerinin yapılmasını sağlamak, bölgedeki kır ve kent alanlarının altyapısını geliştirmek, konut ihtiyacını karşılayıp mevcut konutları iyileştirmek, ekonomik gelişimi arttırarak GAP bölgesinin diğer bölgelerle gelir farkını azaltmak, sanayi, maden, tarım, ormancılık, sağlık, kültür, turizm, enerji şartlarını iyileştirmek. Aslında bütün projelerin arkadaşlarım, özellikle bu bölgenin diğer bölgelerle arasındaki kalkınma ve seviye farkını ortadan kaldırmak. Mantığı budur. İnsanların başka bir yere göç etmesini önlemek. Mantığı budur. Yabancı yatırımları bu bölgeye teşvik etmek. Bölgedeki bulunan arkadaşların kişi başı milli gelirini arttırmak. Aslında hepsinin de ortak özellikleri arasında diyebilirsiniz. Bu proje kapsamında 22 tane baraj, 19 tane hidroelektrik santrali yapılması, 1 milyon hektar alanın sulanması, 7476 megawatt enerji toplam üretilmesi, enerji projelerinde özellikle %90'ı geçtiğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu proje kapsamında hangi alanlara yatırım yapılmıştır derse, turizm, tarım, kentsel ve kırsal altyapı, sağlık, sanayi, ulaşım, haberleşme, kültür ve eğitim alanlarında yatırım yapılmıştır. Tarım anlamında pamukta %56'yı, kırmızı mercimekte %93'ü, Antep fıstığında %97'yi, buğdayda %35'i buldu arkadaşlar. Bu anlamda size ne tür soru sorulabilir? Bakın, çok özel bir soru. Mesela GAP gelince bu bölgede hangi ürünlerin üretimi arttı? Sayalım: soya, ayçiçeği, ondan sonra başka pamuk, mısır ve sebze. Bunların üretimi arttı. Hangi ürünlerin üretimi azaldı? Hani kırmızı mercimeği, nohut, fasulyeyi söyleyebilirsiniz. Çünkü tahıl tarzı ürünler su geldiğinde biraz daha kenara çekilmek durumunda kalıyor. Hangi ürünün üretiminde bir değişiklik olmadı derse, siz burada neyi söyleyeceksiniz? Zeytin ve Antep fıstığını söyleyeceksiniz.
Devam edelim. Hayvancılık anlamında büyük başta pek fazla bir gelişme gösterilemedi ama küçük başlarda koyunda %19'u, keçide de %25'i buldu arkadaşlar. Tabii bu bölgedeki hayvancılık intensif yöntemlerle yapılmaya da başlandı. Su ürünleri olarak arkadaşlar Fırat ve Dicle havzasında 2235 kilometre uzunluğunda bir akarsu, 129.987 hektar alan baraj gölü. Bu baraj göllerinde yapılan hayvancılık faaliyetlerinden balıkçılık, özellikle Türkiye'de avcılık %3.27'ye geldi. Yetiştiricilikte ise %2.28'i sadece kaptan elde edilmektedir. 50 milyon dolar gelir. 32.500 ton tabii yılda balık üretimi, 6.500 kişiye de istihdam sağlaması da öndeki düşünceler arasında. Sanayi olarak 18 adet organize sanayi bölgesi bu bölgede kuruldu. 2 tane büyük serbest bölge kuruldu arkadaşlarım. Bu serbest bölge dediğim yerler Antep ve Mardin'di. Mardin kapandı. Doğu Karadeniz'e geçiyoruz. Arkadaşlarım şöyle bir düşünelim. Doğu Karadeniz projesi deyince ne anlarsınız? Burası dağlık bir yer. İnsanlar buradan göç etmeye çalışıyor. Niye? Çünkü buradaki insanlar ya çay tarımı yapacak, ya arıcılık yapacak, ya da balıkçılık yapacak. Bu üçünden herhangi birini yapamazsa çekip gidecek. İşte diyorlar ki gitmesin. Ne yapalım gitmesin? Proje yapalım. İşte bu proje genellikle ulaşım projesi olarak karşımıza çıkabilir. Yani birçok tünel yapılmış, birçok köprü yapılmış. Mesela Ordu'da Nefise Akçelik Tüneli, Trabzon'da Salman Kaş Tüneli, Artvin'de Can Kurtaran Tüneli, Rize Erzurum arasında Ovit Geçidi, Trabzon Gümüşhane arasında Zigana, Bayburt Erzurum arasında Kop Geçidi. Bunların hemen hepsi bu kapsamda yapılmıştır. Yetmedi üzerine 2023 Turizm Strateji Planı'na göre yayla koridoru yapıldı. Yetmedi, yayla koridorunun içerisinde yeşil yol projesi yapıldı. Yeter ki insanlar gitmesin. Özellikle İstanbul'dan çıkan bir mal İran'a gidecekse Trabzon'a gelir. Trabzon'un hinterlantından dolayı E19 diye tabir ettiğimiz transit ticaret güzergahını kullanıp buradan Erzurum, Erzurum'dan Ağrı, Ağrı'dan Gürbulak sınır kapısından İran'a mallar taşınmaktadır. Hangi illeri kapsar derlerse arkadaşlarım, özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin'den oluşuyordu. İlk başını söylüyorum size. Samsun ve Tokat yoktu. Sonradan eklendi projeye. Bu Samsun ve Tokat Yeşilırmak Havzası gelişim projesinde. Yetmedi 2020 yılında Amasya ve Çorum'u da eklediler. Yani anlayacağınız gençler, Yeşilırmak Havzası gelişim projesinde yer alan 4 tane il, yani Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat aynı zamanda DOKAP'a da ortaktır. Toplam 11 tane ili içerisine almaktadır. Bölgenin sosyo-kültürel gelişiminin sağlanması, ekonomik yapının güçlendirilmesi, ulaşım, iletişim hizmetlerinin güçlendirilmesi, kıyı kesimde ürün çeşitliliği, başta yaylacılık olmak üzere turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması da yine bu projenin amaçları içerisinde. Zaten balıkçılık anlamında arkadaşlar Türkiye'de %40'ın üzerinde bir gelir bu DOKAP kapsamında elde edilmekte. Yaylaların reklamlarının yapılıp insanların bu bölgeye çekilmesi de yine proje içerisindeki bir olay. Gelelim Yeşilırmak Havzası gelişim projesi. Zaten biraz önce söyledim, 4 tane ilimizi kapsıyor dedim. Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat. Ne yapılmak isteniyor burada? Yeşilırmak deli akan bir ırmaktır arkadaşlar. Öyle göründüğüne bakmayın. Belli dönemlerde taşıyor. Taşınca çevrede ne kadar tarla, takım, ev, araba, ne bileyim işte sanayi faaliyeti varsa hepsi su içerisinde kalıyor. O zaman ne olacak? Büyük bir ekonomik yıkım. İşte demişler bunun önüne geçelim. Ne yapalım bunun için? Yeşilırmak ve kollarında var olan kirlilik alanları tespit edilip temizlensin. 1. Proje kapsamında erozyonla mücadele edilsin. 2. Akarsuyun akış rejimini düzenleyelim. 3. Proje bölgesinde ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmayı sağlayalım. 4. Yani bunun için coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanalım, uydu görüntülerinden yararlanalım, düzgün bir kentsel dönüşüm projesi bu bölgeye uygulayalım. Yani işin içerisinde kentsel dönüşüm projesi varsa Yeşilırmak Havzası gelişim projesidir diyebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi Amasya şehir kenarı nasıl güzelleştiriliyor insanları çekebilmek adına. Gelelim Türkiye'de il sayısı en fazla olan projeye, DAP projesi. Arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesi 15 tane ilden oluşuyor. Sivas'tan da geliyorsa, yani İç Anadolu bölgesinden Sivas'ı da almış bu proje, 16 olması lazım mantıken, değil mi? 15 tane proje diye geçiyor. Demek ki bir tane ilini ne yapmış? Vermiş. Hatırlayın bakalım hangi bölgeye, hangi projeye verdiydi?
Şırnak, evet, Şırnak Güneydoğu Anadolu projesine dahil olmuş. Yani Şırnak'a vermiş, Sivas'a almış. Yine 15 tane ilden oluşuyor. Nasıl bir bölge burası? Yükseltisi fazla olan bir bölge. Biz her zaman derslerimizde söyleriz. Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artışına bağlı olarak karın yerde kalma süresi, karla kaplı gün süresi, kar kalınlığı artar. Fiziksel çözülmenin şiddeti artar. Burada sıcaklık fırlatar, ürünlerin olgunlaşma süresi uzar, hasat süresi kısalır. Bunların hepsini söyledik. Zaman burası tarımsal anlamda doğru düzgün bir yer değil. Hayvancılık adına yatırım yapılması lazım. Yabancı sermayenin bu bölgeye çekilmesi lazım. İnsanlara eğitim verilmesi lazım. Eğitim. Dolayısıyla da bu bölgede eğitim altyapısından, kır kent altyapısından tutun da hayvancılığa kadar en büyük yatırımlar yapılmış, yapılmakta, yapılacak. Arkadaşlar, bölge ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayandığı için, tarım deyince aklınıza sadece tarım demeyelim, hayvancılık işin içerisine girdiği için. Ancak tarım sektörünün verimliliği düşük, tarım alanlarının miras yoluyla küçülüp çok küçük parçalara ayrılması insanların göç etmesine sebep oluyor. Elverişsiz iklim koşulları ve engebeli yer şekilleri nedeniyle kış aylarında ulaşım hizmetleri aksıyor. Kırsal kesimin pazar ekonomisiyle bütünleşmemesi verimliliğin düşük olmasında da etkili oluyor. Amaç olarak arkadaşlar, kişi başına düşen geliri arttırmak, bölge halkının refah seviyesini yükseltmek, bölge dışına göçü azaltmak, kentsel ve kırsal altyapıyı düzenlemek, gıda, tarım, hayvancılık sektöründe verimi arttırmak. Gelelim ZBK'ya. Zonguldak Bartın Karabük Türkiye'de il sayısı en düşük olan projedir. Bir maden projesidir arkadaşlar. Kömüre ve çeliğe dayalı sanayiye olan bağımlılığı azaltarak yeni iş sahaları oluşturma projesidir. Tabii bu projede ne yapılması lazım? Özelleştirme kapsamında işçilerin çıkartılması, başka alanlarda değerlendirilmesi, yeni damarların bulunması arkadaşlar, insanların bir başka yere göçünün önlenmesi en önemli öncelik. Ancak madencilikte yaşanan sorunlar bu bölgede istihdamı gündeme getirmiş, insanların çıkartılması söz konusu olmuş. Bu yüzden Fransa ile ortak yaptığımız bir proje olduğunu bilin arkadaşlar. Burada ne yapılması planlanıyor? Yeni iş imkanları oluşturularak bölge dışına göç önlenecek. Özel sektörün yeni faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Tarım ve ormancılık faaliyetlerinde verimlilik artacak. Bölge için orta ve uzun dönemli bölgesel gelişme planı hazırlanacak demektir. KOP projesi arkadaşlar, Türkiye'de bir sulama projesi daha. Önceden Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'dan oluşan, yani 4 ilden oluşan proje, 4 ilin eklenmesiyle Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ın da eklenmesiyle şu an için 8 ilimizi kapsayan bir projedir. İllerini sorabilirler. KOP projesi bir sulama projesidir arkadaşlar. 1985 yılında başlamış olup 14 adet sulama, 3 adet içme suyu ve 1 adet enerji projesi olmak üzere toplam 18 projeden oluşmaktadır. Bu proje eğer hayata geçerse arkadaşlar, yılda 2 milyon ton sebze, 400 bin kişiye istihdam ve devlete gelir olarak çıkacak. Tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak sanayi, ticaret, ulaşım ve enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği arttırmak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek, bölge halkının refah düzeyini yükseltmek Konya Ovası Sulama Projesi'nin amaçları içerisindedir. Tabii ki 144 dönümlük Konya Kızören'de yapılmış bir güneş enerjisi santralimiz var. Aynı zamanda hızlı tren projeleriyle bölge kendine getirilmeye çalışılıyor. Burada işleştirme yapacağız arkadaşlar. Proje kapsamında yapılan barajlardan en önemlileri Atatürk ve Karakaya barajlarıymış. Hangisi olacaktır? Tabii ki GAP. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum en önemli illeriymiş. Yeşilırmak Havzası gelişim projesi. Bölgenin en önemli istihdam kaynağı demir çelikmiş, ZBK ve hayvancılık alanındaysa o da DAP olması gerekiyor. Son projemiz arkadaşlar, Asrın projesi olarak bilinen bir proje. Kıbrıs'a su temin projesidir. Bu proje 2011 yılında temelleri atılmış, 2015 yılında da açılış gerçekleşmiştir. Maliyeti 1.2 milyar TL'dir. Arkadaşlar, mantık şudur. Kıbrıs'a suyu nasıl götürelim? Dünyada böyle bir ülke yok. Biz yaparsak farklı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, bir helikopter yaptık, geri geri gidiyor. Dikkat edin. Dünyada böyle geri geri giden helikopter var mı yok mu? Bir söyleyin, bir düşünün. Ve su içinden su götüren bir milletiz arkadaşlar. O Akdeniz'in içerisinden borularla bir başka ülkeye su taşıyoruz. Bu ne kadar güzel bir şey.
Arkadaşlar bu proje kapsamında Mersin'de Dragon Çayı var. Dragon Çayı'nın suyu Alaköprü Barajı'nda toplanmış. Bu barajdan denize kadar 23 kilometre mesafesinde bir boruyla döşenmiş. Denizin 250 metre altında 80 kilometre uzunluğunda 160 tane boru birbirleriyle birleştirilerek Kıbrıs'a kadar götürülmüş. Kıbrıs'ta 3 kilometrelik bir yol içerisinde boru döşenmiş ve oradaki Geçitköy Barajı'na suyumuz akmaktadır. İşte oradan da su temini gerçekleşmekte. Diyeceksiniz hocam Kıbrıs'ta su niye yok? Aslında Kıbrıs zamanında çok bataklıkmış arkadaşlar. İngilizler gelmiş, bu bataklığı nasıl kurutalım? Okaliptus ağaçları dikelim. Evet, güzel, kurutur, mantıklıdır. Ama kesmeyi unuttum be kardeşim. Kesmeyi unuttukları için su çekile çekile hiçbir şekilde kalmamış arkadaşlar. Birkaç soru yapalım. 2013 tarihinde çıkmış. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Projesi'nin hedefleri arasında yer almaz? Şöyle bir bakıyorum. Bölge içerisinde sermaye birikimi, bölgede hayvancılığın gelişimi, bölge dışında verilen göçleri azaltmak, bölgeyi Türkiye'nin en önemli bir sanayi bölgesi haline getirmek. Olmaz. A şıkkı olmaz arkadaşlar. Yani bölge gelişecek diye ben buraya sanayi kuracağım anlamına gelmesin. O bölgede ne varsa onu kullanalım. Mesela hayvancılık. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerinden biri olan Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi'nde yer alan illerden değildir demiş. Hangisi olur? Tokat, Samsun, Çorum, Çankırı yok herhalde burada. Cevabımız Çankırı olacak. Bakın il bazında sorabiliyorlar fark ediyorsanız. Burada da proje bölge ekonomisinde aşağıdaki sektörlerden hangisini daha az etkilemiştir demiş. Yani Güneydoğu Anadolu projesi hangisini daha az etkilemiştir? Turizmdir arkadaşlar. Daha az etkilenmiş. Evet o gözüme çarptı. Başka? Türkiye'de bölgesel kalkınma projeleri içerisinde hangisi yoktur diye sormuş. Yani size biraz önce hangisini anlatmadıysam cevabımız odur. Doğu Karadeniz, Yeşilırmak, Konya, Doğu Anadolu. Evet kalkınmada öncelikli iller diye bir proje anlatmadım arkadaşlar. Cevabımız o olacak. Yine şöyle bir bakalım. Doğu Karadeniz projesi yapılmış. İşte bu projenin hayata geçirilmesiyle bölgede birçok değişiklik olacakmış. Hangisi bu değişmelerden değildir diye sormuş. Başta yayla alanları olmak üzere turizm faaliyetlerinin gelişmesi olur. Ulaşım hizmetlerinde daha az sorunun yaşanması olur. Yeraltı rezervinin zenginliği ne? Yeraltı zenginliği rezervlerinin korunması. Bu olmaz arkadaşlar. Burada madenle ilgili herhangi bir şey anlatmadık. Balıkçılık anlattık, orman varlığını anlattık. 2021'de yine çıkmış. Tarıma dayalı ekonominin ön planında olduğu Doğu Anadolu'da çok parçalı tarım alanlarının düşük verimliliğin iklime bağlı olarak özellikle ulaşım hizmetlerinde sorunlar yaşanmasının ve kırsal kesimin pazar ekonomisiyle bütünleşmesinin önüne geçmek için Doğu Anadolu projesi geliştirilmiş. Acaba hangisi temel amaçlardan biri değilmiş? Şöyle bir şıklara bakıyorum. Bakın 2013'te sormuş, aynısını yine 2021'de sormuş arkadaşlar. Bölgede ağır sanayiye bağlı bir ekonomiye geçiş yapmak amaçlar arasında değildir. Allah Allah. Evet devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projeleriyle hedeflenen gelişmeler arasında gösterilemez? Bakıyorum. E şıkkına dikkat ettiniz mi? Doğal nüfus artışını azaltmak var. Yani sen doğum yapmayacaksın demek biraz mantıksız geldi ama diğerlerinde sıkıntı yok. Devam edelim. Yukarıdaki maddelerde amaçları verilen bölgesel kalkınma projesi hangisidir? Bölgenin sosyokültürel gelişimini sağlamak, ekonomik yapıyı güçlendirmek, ulaşım iletişim hizmetlerini güçlendirmek, kıyı kesimde ürün çeşitliliği. Bakın bu cümleyi hatırladıysanız bunu DOKAP için kullanmıştık. Başta yaylacılık, evet yine DOKAP. Doğal kaynakların daha verimli kullanımı sağlamak. Bu DOKAP arkadaşlar. Doğu Karadeniz projesi yani. Devam edelim. Aşağıda verilen kalkınma projelerinden hangisi kömür işletmelerinden daha verimli yararlanmayı hedefler? Bu ZBK olduğunu biliyorsunuz. Zonguldak Bartın Karabük projesi. Bunu da geçelim. Hangisi Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında yapılan barajlardan biri değildir? Bakın bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi Fırat üzerinde Keban, Karakaya, Atatürk, Hancağız, Karababa, Birecik veya Dicle üzerinde Dicle, Batman, Ilısu, Dövegeçidi, Kral Kızı gibi barajlar bu kapsamda yapılmış ama gelip burada Hirfanlı Barajı'nı söyleyemem değil mi? Kızılırmak üzerindeki bir baraj. Sizin burada barajların nerede olduğunu bilip bilmediğiniz çok daha önemli. Hangisi Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nin amaçlarından biri değildir demiş. Bakıyorum. Bölge dışına yapılan göçleri teşvik etmek mi? Biraz garip değil mi? Ben göçü önlemeye çalışırken teşvik etmek mantıklı olur mu arkadaşlar? Evet Adana olur. Bitti. Arkadaşlar Allah'a emanet olun, elimizden gelen bu. Bundan sonra bölgelerle ilgili tarım,
yapamadıysak bile hayvancılıkla ilgili son verileri koyup hazırladığımız videolarımız var. Takipte kalmanızı öneriyorum. Özellikle de yorum yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Eksiğimizi yediğimizi bilelim. Ona göre yolumuza devam edelim. Amaç size yardımcı olmak. Siz diyeceksiniz, biz yapacağız. Hayırlı günler. Allah'a emanet.